Evet sevgili arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Son testimiz neyin integralin son testi. Şampiyon. Bir ve tek şampiyonla karşındayım. Bu bölümde bize 15 tane soru bekliyor. Yaklaşık 7 tanesi sınav sorusu. Hazır mısın? Efsane sorular çözmeye başlayalım mı? Heyecanlı ve capcanlı dersin. İlk sorusu başlıyor. Şimdi dikkatini çekecek olursa değerli arkadaşım bu ifade bir e, ifadenin türevi. Neyin türevi? Bölümün türevi değil mi? Yani integral fx bölü gx'in aslında türevi olduğu ortaya çıktı. Açık değil mi? Neden? Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikinci çarpı ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi. İntegrali türev birbirini götürdü. Buradan fx bölü gx artı c eşittir x küp artı 2x olarak çıkacaktır. Şimdi c'yi bulmak istiyorsak önceliğimiz eksi 1 yazalım. Yani x eşittir eksi 1 için. x gördüğümüz yere burada eksi 1 yazarsak eksi 1. Eksi 1 yazarsak 2. Eksi 1 daha 1 yaptı. Yani 1 bölü 4 artı c eşittir. Eksi 1 yazarsak eksi 1. Eksi 1 yazarsak burası eksi 3 mu oldu? Evet. O zaman c ne çıkar sevgili arkadaşım? Eksi bu tarafa atarsak işlem daha dayanmamak için buraya yazayım ben yine de. Eksi 13 bölü 4 oldu. Evet c eşittir. Eksi 13 bölü 4 sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz o zaman. fx bölü gx eksi 13 bölü 4 eşittir. x küp artı 2x. Şimdi x yani biz g1 istendiği için x gördüğümüz yere 1 yazalım. x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası 1. 2 daha 3 yapar. Yani 3 bölü g'de 1. Eksi 13 bölü 4. x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 2 daha 3 yaptı. Bunu bu tarafa atıyorum. E, 13 bölü 4 ile de <laughs> 3'ü topluyorum. 12, 25 bölü 4. O zaman 3 bölü g 1 eşittir. 25 bölü 4. Ters, çeviri, ters çevirsek g 1 eşittir. Sevgili arkadaşım ne olacaktır? 12 bölü 25 olacaktır değil mi? Bu da sorumuzun doğru cevabı sanırım E seçeneğidir. Geldik ikinci soruya kaldı. 14. <laughs> F'in ikinci türevinde x dx tamam. Bir türevle bir integral birbirini götürür. Buradan ne kalır? F'in türevinde x artı c eşittir. 2 fx eksi 4x kare artı 6. Şimdi değerli arkadaşım fonksiyonunun ekstremum noktası eksi 2 eksi 1 diyor. Fonksiyonun ekstremum noktası eksi 2 eksi 1 ise yani f'in türevinde eksi 2 türevin bir köküdür. Ve f'de eksi 2 aynı zamanda eksi 1'e eşittir. Değil mi? Tamam. Ve bizden istenen şey nedir? F fonksiyonun eksi 1'e 3 noktasından çizilen teğetin eğimi. Yani biz F fonksiyonu bulmamız gerekiyor o zaman. E, ee, x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. F, yani x eşittir eksi 2 için diyelim. Eksi 2 yazarsak x gördüğümüz yere. F'in türevi de eksi 2 sıfırdır. Artı c eşittir. Eksi 2 yazarsak f eksi 2 eksi 1'dir. 2 çarpı eksi 1. Eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesi 4 kere 4 16 Eksi 16 bir işlem hatamı olmasın. Eksi 16 artıdan eksi 10 yapar. Tamam. Buradan c eşittir. Eksi 12 olacaktır. Şimdi hemen fonksiyonumuz yazalım. f'in türevinde x eşittir. Eksi 12'yi karşıya atalım. Eksi 2 fx. fx'i bu tarafa atalım. Eşittir. Eksi 4x kare. Şimdi burada artı 6 vardı değil mi? Eksi 12 bu taraftaydı. Eksi 12'yi bu tarafa atarsak artı 12 diye geçer. Burada 6 varsa Artı 18 mi olur? Tamam. Şimdi bir de ne demiş? Ekstra noktası. Tamam. olduğunu F fonksiyonu. Eksi 3 noktasından çizilen teğetin eğimi. O zaman şöyle yapalım mı? Bizden istenen şey nedir? m t'et eşittir. f'in türevinde sevgili arkadaşım eksi 1. Değil mi? Bu isteniyor. O zaman x gördüğümüz yere ne yazalım? Eksi 1 yazalım bir. f'in türevinde eksi 1. 2 çarpı f'in de eksi 1. Evet. Eksi 1 yazarsak burası 4 artı 18. Tamam. F 1 zaten soruda 3 olarak verilmişti değil mi? Burası 3. O zaman F'in türevinde eksi 1 eşittir. 2 çarpı 3 2 çarpı 3 eksi 6. E burası 14. Bu tarafa geçerse sanırım 20 mi? 20 yapıyor. Doğru mu? Bu değiştir eşittir. Ente et. Devam edelim y eksi y sıfır eşittir mt çarpı x eksi x sıfır idi. Noktalarımız an b noktası vardı. b noktası nedir? Eksi 1'e 3. Ve akabinde mt etimizde neydi sevgili arkadaşım? mt de şurayı da silelim. b noktamız çünkü. t eğimi de 20 idi. 20'yi yanına, yanına yazalım. y eksi 3 eşittir. 20 çarpı x eksi bir önde eksi var artı 1 oldu. Burada y eşittir? 20x artı 23 daha 23 olacaktır değil mi? 20x artı 23 olacaktır ki bu da ikinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Evet nasıl? Bir ve güzel sorular değil mi? Demiştim sana. Hadi bakalım. Biz öğrenmeye bakalım. F bir çift fonksiyon ise f eksi x'i yutar. Yani f eksi x eşittir f x'i değil mi? Evet. Şimdi bunu biliyoruz. O zaman bunu üçü dışarı atarsak f'te x yapar. Bu dx olur. E zaten bu ifademiz f'i büyük f olarak verilmişti bize. Bu da 3 tane büyük f oldu. Doğru mu? 3 tane büyük f olacaktır ki 3. sorumuzun doğru cevabı b seçeneğidir. Geldik 4. sorumuza. Evet. E, tamam 2016 yılında gelen bir sınav sorusu. E, kök x ifadesi var. Biz o zaman kök x ifadesini ee, ne diyelim u diyelim. O zaman x u kare mi olur? x eşittir u kare olacaktır. Buradan dx eşittir 2 u du'dur. Hemen not alalım. Sınırları değiştireceğim arkadaşım acele etme. x dediğimiz ifade neydi? u kareydi. u kare 3 u kare eksi 3 bölü. Bu u kare dışarıya u diye çıkar. u artı 1. Çarpı dx dediğimiz ifade nedir sevgili arkadaşım? 2U DU çarpı DU. Şimdi sınırlarda x gördüğümüz yere 4 yazarsak kök 4 2 yapacaktır. x gördüğümüz yere 9 yazarsak kök 9 da 3 yapacaktır. Devam ediyoruz sevgili arkadaşım. Sınırlar 2'den 3'e kadar yukarı 3 parantezinin 3 kere 2 6'yı dışarıya atalım hatta. U kare eksi 1 kaldı burada. U kare eksi 1 de U eksi 1 çarpı U artı 1 diye açalım. Bölü U artı 1 çarpı 2'yi e, dışarı atmıştık. u çarpı d Bunlar birbirini götürdü. Uyu da içeriye dağıtırsak o değiştir 6 çarpı 2'den 3'e kadar u kare eksi u de o değiştir 6 çarpı u üzeri 3 bölü 3 eksi u kare bölü 2. Iki. Sınırlarımız 2'den 3'e kadar. Bu değiştir 6 çarpı x u yerine 3 yazarsak 27 bölü 3'ten 9 yaptı. u yerine 3 yazarsak 9 bölü 2 yaptı. Evet. Eksi. 2 yazarsak 2'nin küpü 8 bölü 3 yaptı. Eksi 2 yazarsak 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2 yaptı. Tamam. Eşittir 6 çarpı. Şöyle düşünüyorum. Eksi eksi artı oldu. 2 daha 11. 9 bölü 2 do, e, değil mi? Evet burada da 8 bölü 3 var. Eksi 8 bölü 3. Zaten başında 6 var. 6 ile çarptığımız zaman tam sayı gelecek. Ben gene de öyle yazıyorum. 9 bölü 2 eksi 8 bölü 3. 6 ile çarptığımız zaman 66. 6 ile çarptığımız zaman eksi 27. 6 ile çarptığımız zaman e, burada 2 eksi 16 geliyor. Topladığımız zaman o da 23. 23 geliyor. 23 olacaktır ki sorumuzun cevabı bir dakika kodunu ödelim. Evet C seçeneğidir. Bilmem mi bildim mi? Hadi bakalım. Kaldı 11. F'de 3x artı 1 6x bölü x artı 2. D'de 2 fx diyor. Hmm, nedir bunun? Diferansiyel integral birbirini götürüyordu değil mi? Burada f'de 2x kaldı sanırım. Evet sanırım sanmıyorum öyle. Bu da eşittir. F'de 2 eksi f'de 0 oldu. E şimdi f'te 2 nedir sevgili arkadaşım? İçini 2'ye eşitlersem yani 3x artı 1 eşittir 2'den x eşittir ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. Tamam x gördüğümüz yere 1 bölü 3 yazarsak 6 çarpı 1 bölü 3 bölü 1, 1 bölü 3 artı 2. Bu da 2 yapıyor yukarısı. 3 kere 2 6 1 daha 7 7 bölü 3 6 bölü 7 yaptı. Hı hı. Eksi f0. F0 dediğimiz ifade nedir? Zaten yani 3x artı 1'i ne yapmamız lazım? 0'a işlememiz lazım değil mi? İçinin 0 olması gerekiyor. Buradan x eşittir. Eksi 1 bölü 3 oldu değerli arkadaşım. Tamam. Burada da x gördüğümüz yere eksi 1 bölü 3 yazalım. Hemen bu denklemde x gördüğümüz yere eksi 1 bölü 3 yazalım. 6 çarpı eksi 1 bölü 3 bölü Eksi 1 bölü 3 artı 2. E, eksi 6 bölü 3'ten eksi 2 yapar yukarısı. 3 kere 2 6. 6'dan 1 çıktı. 5 bölü 3 yapar burası da. Bu da eksi 6 bölü 5 olacaktır. Eksi bir döndü eksi var. 6 bölü 5 olacaktır. O zaman e, tamam. E, burayı 5 ile buraya 7 ile çarparsak. 6 kere 5. 30. 42. 42. 72 bölü 35 mi geliyor? Bir bakalım. Evet 72 bölü 35 geliyor. Yaşasın doğru yapmışız. 72 bölü 35 ile sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. Devam ediyoruz. Geldik 6. sorumuza. R'den R'ye tanımlı bir f fonksiyonu eksi 2 ile 3 ve 4'e bir noktalarında yerel ekstremum noktası vardır diyor. Yani e, o zaman fonksiyonun eksi 2 noktasındaki türevi 0'a eşit. Aynı zamanda ekstrem noktası çünkü. Aynı zamanda fonksiyonun 4 noktasındaki türevi de yine sıfır eşit. Bunlar cepte. Tamam. Ee, bunlar cepte. Şimdi biz bu ifadenin ne olduğuna bakalım. Öncelikle bize verilen integralin eksi 2'den 4'e kadar bu ifadeyi birleştirecek olursak. F'in türevi x e, bölü x. Hatta burayı x ile çarpalım. Paydalar eşitlenmiş olsun. x kare ortak payda yazalım. Ben iki ifadenin ortak paydada yazdım. Eksi fx bölü x kare. Aha. Sevgili arkadaşım çarpı dx. Hmm. Sence bu parantez içinde yazdığım ifade ne oldu? Bak dikkatini çekiyorum. Buraya x de çarptım. Paydaları eşlemek için ortak payda yazdım. Sınırlar aynı olduğu için birleştirdim. Bu nedir biliyor musun? Bu ifade eksi 2'den 4'e kadar değil mi? fx bölü x'in türevi hatırladın mı? Birincinin türevi çarpı ikinci, eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi türevi. O zaman integralle türe birbirini götürür ki bu da fx bölü x sınırlarımız eksi 2'den 4'e kadar ifadeyi bulmuş oluruz. Bu da nedir sevgili arkadaşım? Evet bu da nedir? Yazıyoruz yani f'te 4 bölü 4 eksi f'te eksi 2 bölü eksi 2. Önlerini eksi ile çarparsak artı olur. f'te 4 bölü 4 artı f'te eksi 2 bölü 2. f'te 4'ümüz zaten 1 idi. f'te eksi 2, 2 ifademiz 3'e eşit idi. 1 bölü 4 artı 3 bölü 2 dersek bu da 3 6 bölü 4 yapar. o da 7 bölü 4 olacaktır ki 6. sorumuzun doğru cevabı 7 bölü 4 E seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza 8 diyorum. 7. sorumuza. Burada diferansiyel var. Diferansiyel integral birbirini götürdü değil mi? O zaman f'in türevin f'in tersi x eşittir. 5'ten 7'ye kadar integral. Bu da f'in ters pardon integral yok f'in tersinde 7 eksi f'in tersinde 5 demektir. E, ben sana soruyorum f'de eksi 2 5 ise f'in tersin f'in tersinde 5 eşittir eksi 2 yapar. F'in tersinde 7 e, 3 yapar. Hı hı. Dolayısıyla burası 3'tür. F'in tersinde 5 de eksi 2'dir. Değil mi? Buradan ne gelecektir? 5 gelecektir ki sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. D seçeneğidir. Evet. Doğru. Geldik 8. sorumuza. Ne diyor? Eksi 2 ile 6 aralığında tanımlı bire 1 bir ve örten bir fonksiyon. Bire 1 bir ve örten ise tersi vardır değil mi? Tersi var. Grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir diyor. Buna göre boyalı bölgenin alanı 13 birim kare. Aha. Burası 13 birim kare. 2 2, 2 4. Burası 4 birim kare. Şimdi bu alanı komple yani komple 6 çarpı 6'dan 36 birim kare değil mi? 36 birim kareden 3 artı 13 artı 4 17'yi çıkartırsak geriye ne kalacaktır? 19 mu kalacaktır? Geriye 19 birim kare kalacaktır. Yani şurası da 19 birim kare. Aha. Bizden istenen şey nedir? 2'den 6'ya kadar tersi var. E burası işte yani y'ye bağlı bir integral. Yani 2'den 6'ya kadar y'ye bağlı integralimizin sonucu nedir? 19'dur. Şuraya yazıyoruz. Burası nedir? 2'den 6'ya kadar fx dx. E burası nedir? Burası nedir? 2'den 6'ya kadar f'in tersi de x dx'tir. Çünkü ters taraf değil mi? Y ekseni. Evet. x 8 soruda geride bıraktık. Geldik 9. sorumuza. Şimdi Tamam. G'nin türevinde fx çarpı f'in türevinde dx. Hay hay. O zaman ben diyorum ki G'nin türevinde fx diyor. Ee, bizim bir yere u dememiz lazım. Nereye u diyelim? İçindeki ifadeye gel u diyelim. Hadi bakalım. u eşittir fx du eşittir f'in türevinde x dx. O zaman şuradan du geldi. Yani integralimiz G'nin türevinde u değil mi? çarpı du oldu eşittir 4x artı 3. Aha. O zaman integralle türe birbirini götürecektir ki buradan gu artı c eşittir 4x artı 3 ifadesi gelecektir. 4x artı 3 ifadesi geldi. Şimdi ee, bizde Bize verilen nedir? F2x, fx eşittir 2x artı 5 g'de 3 6 imiş. O zaman x gördüğümüz yere e, şöyle yapalım mı? Niye biz u demiştik? fx'i u demiştik. O zaman götürüp yerine yazalım. f'te x çünkü x'e bağlı ya denklemiz. Artı c. Eşittir 4x artı 3. Şimdi sevgili arkadaşım g'de 3 verilmiş değil mi? Şimdi g'de 3 verilmiş. Biz bu ifadeyi 3'e eşitler isek. Yani fx eşittir 3 ifadesini. Yani şuranın 3 olması lazım ki Değil mi? Bunun 3 olması lazım ki ben g'de 3'ü kullanabileyim. Bunu 3'e eşitlersek 2x artı 5'i e, buradan eksi 2 kaldı. x eşittir. Eksi 1 oldu. Tamam. E, o zaman ne yapalım? x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak g'de e, x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak fx 3'ü f'de eksi 1 3'e eşit oldu. O zaman hemen yazıyorum. f'de eksi 1 3'e eşit oldu. Tamam artı c eşittir. X gördüğümde de eksi 1 yazarsam eksi 4 artı işte, eksi 1 geldi. Şimdi sevgili arkadaşım g3 zaten 6 idi. Buradan c'miz eşittir. Eksi 7 çıktı. Dolayısıyla fonksiyonumuzu yazalım. g'de fx eksi 7. Hatta eksi 7'yi karşıya atalım. Artı 7 diye geçsin. 4x artı 10 oldu. gx fonksiyonun kuralından bahsediyor. Yani e, g'de fx neydi? 2x artı 5 eşittir. Burada 2 parantezin alalım. 2x artı 5 oldu. O zaman g'de x eşittir. 2x oldu sevgili arkadaşım. Bana x diyecek olursak g'de x eşittir. 2x oldu. Sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. 9 soruda geride bıraktık. Kaldı 6 sorumuz. Geldik 10. sorumuza. Şimdi kıymetli arkadaşım Eksi 3'ten 7'ye kadar fx eksi fx'i mutlak değeri diyor. Şimdi mutlak değer dediğine göre bir tarafta negatif bir tarafta pozitif. Ama nerede negatif nerede pozitifçi? O zaman eksi 3'ten 7 aralığını eksi 3 ile 3 aralığına 3 ile 5 aralığına 5 ile 7 aralığına olmak üzere bölelim. 3 ile 3 aralığında. Şimdi eksi 3 ile 3 aralığında e, fx fonksiyonumuz pozitif olduğu için burası artı çıkacaktır. Dolayısıyla artı çıktığı için olduğu gibi çıkacağından dolayı fx eksi fx bölü 2 dx artı şimdi sonuçta eksi 3'ten 3'e geldik. Şimdi de 3'ten nereye gidelim? 5'e gidelim. 3'ten 5'e kadar ifademizin negatif değil mi? fx negatif. fx negatif olduğuna göre önüne eksi alarak çıkar. O zaman fx artı fx bölü 2 dx. Aha. Artı integral 5'ten de 7'ye kadar. Bu pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. fx eksi fx bölü 2 dx. Yani burası 0 oldu doğru mu? E, burası da 0 oldu. O zaman sadece ve sadece ortadaki ifade kaldı. Yani bu da eşittir. E 2fx bölü 2'den fx yani 3'ten 5'e kadar fx dx olur ki. 3 ile 5 aralığında nedir? S2. S2 neydi? 4 birim kareydi. Ama negatif tarafta olduğu için bu da işte integralin değeri eksi 4 olacaktır ki sorumuzun doğru cevabı eksi 4. Unutma integralin değeri negatif olabilir ama alan derse alan pozitiftir unutma. Geldik 11. soruya. Çok güzel bir soru. Sıkı dur koltuklarına iyi ya koltuğuna iyi yaslan. Beni iyi dinle. Yıllardan 2021 efsane bir yıl. Matematik adına efsane bir yılın olduğu bir döneme ait bir soruyu daha geride bırakacağız kısmet olursa. Onu çözmek, çözmeye çalışmanın heyecanıyla yerinde duramıyorum. Şimdi tamam yani ben grafiği çizdim. En son hali grafiğin en son hali başta çizdim. Onun ne demek olduğunu tek tek anlatacağım sana. Şimdi diyor ki dik koordinat düzlemde f fonksiyonun türevi olan f üstü fonksiyonun grafiği 0 ile kapalı aralığındaki görünümü verilmiştir. Aslında bu soru önceki yıllarda sanıyorum 2018'de mi ya da 2019'da gelen bir sınav sorusunun benzeri aslında bu. Bu grafikte x ekseni arasında kalan bölgenin alanları şekilde gösterilmiştir. Tamam. Buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim, buraya da D diyelim. 10. O zaman biz e, göstermiştir diyor. F0 eksi 1 bölü 2 diyor. Olduğuna göre F0 ile 10 aralığındaki fonksiyonun kaç farklı kökü vardır? Ama ben biz parça parça integralleri bulmaya çalışalım. İntegral 0'dan a'ya kadar fx dx. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu da e, nedir? fx dx değil f üstü dx. Türevle integral birbirini götürür. O zaman ne kalır? fx kalır. Sınırlarımız 0'dan a'ya kadar. Bu da nedir? F A eksi F sıfır. E zaten bunun sonucu kaça eşitti? 3'e eşitti. 3'e eşitti. F sıfırımız soruda eksi 1 bölü 2 olduğu için burası eksi 1 bölü 2. Bir dönde eksi var. Artı 1 bölü 2 oldu. Bu tarafa atarsak 5 bölü 2 mi geldi? F A eşittir. 5 bölü 2 olarak bulundu. Devam ediyorum şimdi. Sırayla gidiyorum. Bu sefer A'dan B'ye gidelim. Şu bölgeye bakıyoruz. Tabi bunun integral değeri eksi 2 f üssü x dx bu da eşittir fx olacaktır. Sınırlarımız a'dan b'ye bu da f b eksi f a. Şimdi f a eksi 5 bölü 2 idi. Bunun sonucu da eksi 2'ye eşit idi. Artı 5 bölü 2 olur. Bu tarafa atarsak eksi 5 bölü 2 eksi 2 daha eksi 9 bölü 2 mi yapar? Özür diliyorum. Orası eksi 5 bölü 2 değil ki 5 bölü 2. Önünde eksi var. Eksi 5 bölü 2. Bu tarafa atarsak artı 5 bölü 2. 5 bölü 2'den eksi, 1, eksi 2 çıkarsa 1 bölü 2 geliyor sanırım değil mi? Evet. Fd B eşitti. 1 bölü 2 geldi. Şimdi bunları tabi şöyle çerçeve içerisine alalım. Biz bunları kullanacağız. Bunlar üzerine bak bakalım. Fb. Fa eşittir. 5 bölü 2. Çizdik. Fb eşittir. 1 bölü 2. Çizdik. F0 eşittir eksi 1 bölü 2 zaten soruda verilmişti. Bunları çizdik yani şurada bir kök oluşturdu. Şimdi devam ediyoruz diğerlerini bulmaya. Şimdi anladın mı grafiği biraz biraz daha? Devam ediyoruz. Şimdi B'den C'den de A'dan B'ye sıfırdan A'ya gittik. A'dan B'ye gittik. Şimdi B'den de C'ye gideceğiz. B'den de C'ye gideceğiz. F üssü x dx. Bu da eşittir. yine integrale türe birbirini götürecektir ki fc eksi fb gelecektir. Bu da işte tabi buranın integrali üst kısımda olduğu için 2'dir. 2'dir. Şimdi zaten fb'miz 1 bölü 2 ise burada eksi var. Bu tarafa atarsak artı 1 bölü 2. 3 artı 1 bölü 2'den ne gelecekti sevgili arkadaşım? 5 bölü 2 gelecektir. Yani fc eşittir 5 bölü 2. Şimdi hemen fc eşittir 5 bölü 2'yi de yukarıdaki grafikte gösterdik değil mi? fc eşittir e, ee, şöyle düzeltiyorum. Fc eşittir. Bir dakika. Ya, burada çok net okumuyorum. Şurası ben D gibi gördüm. D burası. Fc eşittir. 5 bölü 2. Sıkıntı yok. Yazdık. Şimdi devam ediyoruz. Ee, C'den D'ye diyelim bu sefer. C'den D'ye. F üstü x dx integratüre birbirini götürdü. Fd eksi fc kaldı bunda da. O da eşittir. Zaten bu aralıkta negatif olduğu için eksi 4'e eşit olacak. Burası da 5 bölü 2'ydi zaten. Bu tarafa atarsak artı 5 bölü 2 olarak geçer. Buradan fd'miz eşittir. Düzeltiyorum. fd'miz eşittir. Eksi 3 bölü 2 yapacaktır. Aha! fd'yi de eksi 3 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim son olarak da fd'yi de eksi 3 bölü 2 bulduk işte gördün mü? O zaman buradan devam ediyor. Burada yine eksi 3 bölü 2'ye girebilmesi için bir tane kök oluştu. Bir tane daha kök oluşturdu. Bir tane vardı. Bir tane daha geldi. Şimdi son olarak da d'den 10'a kadar f üssü x dx diyelim. Bu da f10 eksi f d yapacaktır ki eşittir. Zaten buranın alanı kaçtır? 5'tir. Pozitif e, f eksi 3 bölü 2 ile bir döndü var artı 3 bölü 2. 5'ten 3 bölü 2'yi çıkartırsak 7 bölü 2 yapacaktır değil mi? F10 eşittir 7 bölü 2 yapacaktır. Dolayısıyla f 10'u da 7 bölü 2 olarak bulduk mu? Bulduk. Şimdi buradan buraya indi. Buradan dönecek. 7 bölü buradan geçirmek zorunda ki çünkü 7 bölü 2'ye gidebilmesi için değil mi? Bir kök daha geldi. Toplamda kaç kökümüz oldu? 3 tane kökümüz oldu. Bu da 11. ve şık bir sorunun cevabının C seçeneği olduğunu göstermiş oldu. Teyit ediyorum. Evet, sorumuzun cevabı C seçeneği. Anlatabildim mi? Önceki yıllarda sanıyorum 2019 olması lazım. Ben daha önceki videolarda da anlattım sana konunun içinde anlatırken biraz pekiştirme kazanımlarda çözmüştük ya da pekiştirme de olabilir. Orada bunun benzeri bir soru vardı. Gelelim yıllardan 2010 lisans yerleştirme 12. sorumuza. Sevgili arkadaşım burada fx artı 1 vermiş bir 3'e kadar ama burada fx var. Biz bu fx artı 1'i fx'e dönüştürelim ne dersin? Asıl sana bir pratik yöntem söyleyeyim mi? Şimdi buradan 1 mi azaltacağım? Şimdi fx'e mi dönmek istiyorum? Buradan 1 azaltırsam dx o zaman buralardan tam tersi 1 arttıracağım. Yani buradan 2'den 3'e olacak. Hmm. Tekrar ediyorum buradan 1 azalttım o zaman buralarda 1 arttıracağım. Yani neden? E anlatayım mantığını sana. U eşittir x artı 1 diyelim. Du eşittir dx oluyor. Tamam. Şimdi du eşittir dx oluyorsa hemen e, integrali yazalım. F u du oluyor. X gördüğümüz yere 1 yazarsak burası 2 oluyor. X gördüğümüz yere 2 yazarsak 3 yazarsak pardon burası 4 oluyor. Dediğim gibi işte aynı ifadeye döndük. Pardon şunu değiştirmemişim ben. 2'den 4'e. Evet fx dx. E bu da ne olur 2'den 4'e zaten 2'den 4'e kadar bu bu var. Başka bir açılım yok. 2'den 4'e kadar. Yani f(u) olmuş, f(x) olmuş bir şey fark etmiyor. Yani bunun yerine 2'den 4'e kadar f(x) dx de yazabilirsiniz. Bir şey fark etmez. Aynı ifadeyi simgeler x'te. de. O zaman grafiğimiz nedir? 2x eksi 3 dx. Tamam. Burada x kare eksi 3x sınırlarımız 2'den 4'e kadar oldu. Hemen yazalım. İlk 4'ün karesi 16 eksi 12 eksi 2'nin karesi 4 3 kere 2 6 eksi 6. Burası eksi 2 yapar. Bir de önünde eksi var. Artı 2 oldu. Burada 4 artı 2'den 6 geldi ki integralimizin sonucu 6'dır. Bu da 12. sorumuza bakıyorum. Doğru cevabı C seçeneğidir. Evet 12. soruda geride bıraktık. Artık son 3 sorumuz diyoruz nihayetinde. Bir güzel soru daha sevgili arkadaşım. Yıllardan 2013 evet integralde alan kavramını e, alanı bize vermiş. Bu alanı ters fonksiyon türünden nasıl yazabilirsin? Ters fonksiyon demek y ekseni demektir. Yani biz bu alanı y eksenine göre yazmak zorundayız. x eksenine göre değil y ekseni. O zaman ben buradaki alanı şu şekilde iki parçaya ayırmak istiyorum. Bir tarafa e, A bir tarafa da B diyelim. Şimdi A'yı bulmak istiyorsam Y eşittir X doğrusu üstte değil mi? Altta da e, ne doğrusu var? Eğri var. Yani f tersi var. Yani şu bu taraftan bakarsak f'in tersi fonksiyon olmuş oluyor. O zaman seçenekleri seçeneklere baktığımız zaman nereden diye? Buradan x gördüğümüz yere burası 1 yazarsak görüntümüz de 1 olacaktır. 0'dan 1'e kadar x üstte eksi f'in tersi x dx. Bu A'nın alanı. Gelelim artı B diyeceğiz şimdi. B'ye bakalım. burada da kim? Üste y x işte 1 doğrusu üstte. integral nedir? 1'den 2'ye kadar. 1 eksi. Alttaki ifade de fonksiyonumuzun kendisi. Yani f fonksiyonunun tersinin kendisi. F üzeri eksi 1 x dx. Şıklara şöyle bir göz gezdirelim. Sanırım yanlış yani şıkları kontrol ettim. Doğru. Sanırım sorumuzun doğru cevabı hangisinde var? E seçeneğinde var. Diğer seçeneklerde kontrol ettik. Cevabımız nedir? E seçeneğidir sevgili arkadaşım. Çünkü bizden F'in tersine göre, istendiğine göre sınırlarımız Y ekseninin üzerinde olacak. Bunu unutma. Geldik 14. sorumuza. Evet bu soru yıllardan 2013 lisans yerleştirme sınav sorusu. Şimdi sevgili arkadaşım ben sana şunu sormak istiyorum. Burası 0. 0'dan 2'ye. F üstü x dx nedir? Ni önceki soruda da çözdük. 2021'deki gelen soruda da çözdük. Yani türevin altındaki alan aslında belirli integralde türevin altında kalan alan bize neyi veriyor? Bu aralıktaki değerlerin farkını veriyor. Yani nasıl? Şunları aldım. Fx kaldı. Doğru mu? Fx. Bu da sıfırdan ikiye kadar. Yani bu da nedir? F2 eksi F0. Yani bu alanda değil mi? Yani bu ifade sıfırdan ikiye kadar integral alana eşittir. Alanımız nedir? E, tabanımız 2. Üst tabanımız 1. Yüksekliğimiz 1. 2 artı 1, 3. 3 çarpı 1 bölü 2 eşittir. Değil mi? 3 bölü 2 eşittir. Şimdi bizden zaten F0 1'e eşitti. F2 eksi F0 1'e eşitti. Bunu da bu tarafa atarsak F2 eşittir. Bizden ifade 3 bölü 2 artı 1'den 5 bölü 2 gelecektir ki 14. sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir sevgili arkadaşım. Geldik 15. ve son sorumuza. Sevgili arkadaşım birinci bölgede koordinat eksenleri x eşittir 5, y eşittir 5, x kare artı 1 ve y kare artı 1. Sanki evet bunlar birbirinin ters fonksiyonları yani buraları birleştirebilirim. Bunlar birbirinin ters fonksiyonları. Burada ben B, buraya C dedim ama ikisi de aslında B ile C birbirine eşit fonksiyonlar. O yüzden biz tamamı yani 5 kere 5, 25'ten bir tane C'nin alanını ya da B'nin alanını bulup çıkartırsak ikisi katını çıkartırsak A'yı bulmuş olacağız. Burada nitekim yapmışım. Ben nasıl yaptım anlatmaya çalışacağım sana. C'yi bulmaya çalışalım. Sınırlarımız 0, 1'den 5'e kadar tabi X'e bağlı olmak zorunda. Buradan X'i çekecek olursak X-1 Y kare Y eşittir. Kök içerisinde X-1 Yazdık. Bu. Şimdi biz bu ifadenin integralini nasıl alabiliyorduk? Tamam bu eşittir x eksi 1 diyelim. du eşittir dx oldu. O zaman integral sınırları ellemiyorum. Sınırlar kalsın sonra tekrar değiştireceğim. Kök u çarpı du. U üzeri 1 bölü 2 değil mi? Dereceyi bir arttırırsak 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Yani u üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Devam ediyorum sevgili arkadaşım. U gördüğüm yere ne yazıyorum? X eksi 1. X 1 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Sınırlarımız 1'den 5'e kadar. Şimdi devam edelim. Bunu bulalım. 5 yazalım yerine. 5 eksi 1 4. 4 üzeri 3 bölü 2. Tekrar ediyorum. 4 üzeri 3 bölü 2 ne yapar? Bu 2'nin karesidir. Bu da 2 üzeri 3 yapar. Bu da 8'dir. O zaman hatta bunu ters çevirip çarpıyoruz. 2 bölü 3 parantezinde diyelim. Biz 5 yazdık. 5 yazdığımız zaman 4 üzeri 3 bölükten 2 üzeri 3 yani 8 yaptı. Eksi 1. Tamam. Eksi. Şimdi 1 yazarsam 0 olur. Evet 0. Şimdi özür dilerim. Biz 5 eksi 1. Burada eksi 1 yok. Burada sadece direkt 8 var değil mi? Neden? Çünkü zaten biz biri çıkartmıştık. Şimdi dolayısıyla e, bu ifadeyi 2 bölü 3 ile çarparsak 16 bölü 3 gelecektir. Bu da nedir? C'dir. O zaman A'yı bulalım. A nedir? E, 25'ten 2 B'yi çıkartacağız. Ya da 2 C'yi fark etmez. 25 eksi 32 bölü 3. Bu da 75'ten 32 çıkarsa kaç geliyor? 32, 43 mü? Evet, 43 bölü 3 geliyor. Bilim kare. 43 bölü 3 var mı? Var. C seçeneği mi? C seçeneği. Ha, bunu da belirtmek istedim. Aslında e, bu 2012 lisans yerleştirme sınav sorusu. Bunu da ekleyelim. Burada çıkmamış. Onu da ben eklemek istedim. Evet değerli arkadaşım sürçü lisan olursa affola bu şekilde şampiyon testimizde yani integralimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüz çember ve pardon çemberin anatiğinin konu anlatımı konusunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.